Çok teşekkürler. Gizem Uzun Erdem gün ortası raporu aldık. Şimdi stüdyomuza dönüyoruz. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Başkan. İyi yayınlar Ali Bey. Şimdi seçimden sonra yaptığınız değerlendirmeyi okudum ben. TÜSİAD'ın yönetim kurulunun açıklaması. 6 maddelik, son derece kompak, son derece doğru konulara temas eden bir metin hazırlamışsınız. Böyle hani fazla lafa da boğmadan ne söylemek istiyorsanız onu söylemişsiniz. Bu 6 maddenin 6'sı da bence önemli ama öne çektiğiniz en önemli madde hukukun üstünlüğü. Evet. Eğitimde fırsat eşitliği, daha doğrusu eğitim kalitesinin artırılması ve kadın erkek eşitliği. Şimdi nereden başlamak isterseniz oradan başlayın. Hangisi daha çok fazla konuşulmaya ihtiyaç hissettiriyorsa oradan gidelim. Buyurunuz. Memnuniyetle Ali Bey. Öncelikle gerçekten Türkiye fevkalade önemli, belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli ve en kritik seçimini geride bırakmış oldu. Ve seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı uğurlu olmasını canı gönülden diliyorum. Ve yeniden Cumhurbaşkanı seçilen, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sonuçların tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Ama artık gerek sizlerin de söylediği gibi Ali Bey, öncelikle toplum ve ekonomi için iki tane temel dilekten öte arzumuz var, isteğimiz var. Ve hatta ülkemizin bu konuda hakikaten mutlaka ve keyifle atması gereken adımlar var. Bunlardan ilki söylemiş olduğunuz gibi toplumda bir uzlaşma lazım. Evet. İkincisi de ekonomide bu anlamda reform. O bakımdan ortaya koymuş olduğumuz basın bülteninde ana başlığını toplumsal uzlaşma içerisinde reform vakti diye arkadaşlarımla beraber keyifle adlandırmış olduk. Ana noktaya geleceğim ama şunu da söylemek istiyorum. Yani özellikle bu önümüzdeki yakın süreçler dahilinde kendi organizasyonunu tamamlayacak olan gerek meclis gerekse başkanlık sistemi dahilinde özellikle ben meclisten şunların olmasını çok arzu ediyorum. Bunları daha fazla görmeyi arzu ediyoruz. Meclisimizin katılımcı kanun yapma, etkin denetleme ve aslında yani bunu başarmak zorunda olduğumuz bütün partilerin bir uzlaşma anlayışı içerisinde yoğun ve samimi bir çalışma içerisinde bulunması dileğini bu üç ana noktamı da buradan yeri gelmişken altını çizmek istiyorum. Şimdi artık gerçekten geriye dönüp bakmanın hiçbir şekilde artık bir vakit kaybına vermenin bir şeyi yok, noktası yok. Artık işimize dönüp bakmamız gerekiyor. Ve bunun için de gerek yeni yasama, gerekse yürütme erkininde acil olarak gereken bütün reform gündemi ve politika gündeminde ortaya koyması gerekiyor ki biz bu nedenle ve bu motivasyonla 6 ana eksende basın bültenimizi kamuoyuyla paylaştık ve bu anlamda aslında Türk iş dünyasının bir anlamda bütün taleplerinin ortaya konulduğu maddelerdi. Ama çok temel olan bir nokta var ki bu da hukukun üstünlüğü ve özgürlükler. Evet. Hukukun üstünlüğü diye tarif ettiğiniz kavramın içini dolduralım isterseniz birlikte. Çok teşekkür ederim. Yani önce siz başlayın, ben de bir şeyler ilave edeceğim. Sevinirim. Bu arada bazı görüntüler dönerse arkada sevinirim arkadaşlar. Evet. Ali Bey şöyle, yani bugün bütün dünyaya baktığımız zaman dünyadaki gerçekten yani güç dengelerinin tarifi hep ekonomik güç dengeleri üzerinden yapılıyor. Evet. Bu şüphesiz. Ama inanın bu ekonomi güç dengelerinin ana oturması için ve bunun oluşması için bunun yeşermiş olduğu zeminler çok önemli. Ben bu zeminlere baktığım zaman yani makroekonomik istikrarları ortaya koyan rasyolardaki güçleri veyahut da tanımlayan rakamlardan öte şu dört ana başlığın bütün ülkelerde set olması gerekir ki bizim de gerçekten burada ana alfabemizde bunun olması gerekir diye düşünüyorum. Bunun temelinde zaten hukukun üstünlüğü var, özgürlükler var, insan hakları var ve şüphesiz demokrasi var. Yani bu dörtlüyü siz oturtmadan bir ekonomik güç oluşmasından veyahut da büyük bir ekonomik güçten inanın bahsedersek eksik kalmış olur. Çünkü gerçekten ülkelere baktığımız zaman yani güçlü bir gelecek için güçlü bir ekonomiye ihtiyacınız var ama güçlü ekonomilerde mutlaka çoğulcu ve güçlü demokrasi ortamlarında ancak gerçekleştiğini unutmamak gerek. O bakımdan yani ben inanıyorum ki bütün dünyada, bütün toplumlarda, şüphesiz Türkiye içinde konuştuğumuz zaman çok temel olan bir şey var. İnsanların %100 konsensus dediğimiz, yani aynı fikirde birleştiği ana nokta hukukun üstünlüğü. Ve hukukun üstünlüğüne baktığınız zaman da yani gerek insan hakları, toplum hakları veya özgürlüklerin zaten yeşerdiği ana zemin hukukun üstünlüğü. Evet. Yani böyle baktığımız zaman yani bugün özellikle özgürlüklerin önünde gerçekten hukukun üstünlüğü veya hukuk bir bariyer değil. Tam tersi, özgürlüklerin daha fazla bence yeşermesi ve hayata geçmesi için bence en önemli ana nokta.
Çünkü bugün bütün özellikle özgür ülkelere baktığınız zaman, yani bu işte birçok araştırmalarda kendi içerisinde konmuş olan, daha doğrusu yapılarda da net, özgür ülkelere baktığınız zaman o toplumların daha girişimci, özgüveni daha yüksek, ekonomik seviyeleri daha farklı, eğitim seviyeleri inanın çok daha farklı, daha yaratıcı, daha girişimci ruha sahip olduklarını görüyoruz Ali Bey. Yani ben de kendi güzel ülkeme baktığım zaman bunlardan daha iyisini yapabiliriz ve daha iyisini yapmamız gerekir motivasyonum var. Eminim ekonomiyle de ilgili belki bazı noktaları konuşurken reformları belki biraz daha fazla yer vereceğiz ama inanın ama demokrasi olmadan reform olmaz. Çünkü reform da olmadan ilerlemenin olmayacağı gibi diye toparlamak istiyorum. Peki, ekonomiye dair beklentileriniz neler? Ekonomide de tabii zor bir süreçten biz ülke olarak geçtik. Evet. Yani geçtiğimiz son birkaç yıla bakıldığı zaman bunlar zaten netti. Ama aynı şekilde oyunu biraz daha güçleştiren bir nokta var ki onun da altını çizmemiz gerekir. Konjüktürel yapı. Yani bugün günümüzde devletlerin tabii ki gücünün ana ifadesi ekonomik güç. Hani bunların için öncelikle bir dörtlü maddeden bahsettik ama günün sonunda ekonomik güç. Yani bugün dünyada söz sahibi olmak için mutlaka ekonomik gücünüzün daha farklı olması gerekir. Yani artması gerekir. Biz inanın bu motivasyonla TÜSİAD'da uzun dönemlerdir zaten görmüş olduğumuz bazı noktalardaki eksiklikleri açık dille paylaşmayı çok uygun biliyoruz. Ve büyümemizin de özellikle kompozisyonunda bazı eksiklikleri yerine getirmek adına masaya koymayı, kamuoyuyla paylaşmayı, yine bunu hakikaten memleketini fazlasıyla seven insanlı olarak zaten yapmaya özen gösteriyoruz. Güven veren, yapısal reformları yerine getirmeye çalışan ve önceliklendiren bir ekonomi programının varlığına ihtiyacımızı belirtiyoruz nihayetinde. Bakın Ali Bey, yani gelinen nokta itibariyle şöyle bir tespiti yaparsak bence doğru olur. Yani kalıcı bir değişim yapmak istiyor iseniz gerçekten, yani bugün resmin çerçevesini değil, resmin bence kendisini değiştirmemiz gerekir. Yani ekonomideki gerçekten yeni program derken kastettiğimiz örnek buna fevkalade benziyor. Ve bunun içinde yani önceliklerde birçok şeyi sıralayabiliriz ama en öncelikli mücadele gerçekten noktasında temel ilk madde enflasyon maddesi karşımıza çıkıyor. Bugün gelişmekte olan ülkelerdeki hakikaten yapıya da bakıldığı zaman neredeyse bu problemi çözemeyen dünyada, yani bu kategoride iki ülke var. Bir Arjantin, bir de biziz. Yani bu bizim birçok nedenden, işte kurlar konuşuyoruz, kurların inmesi çıkması ama yüksek kur ortamından bahsediyoruz, yüksek dış borçluktan bahsediyoruz. Ekonomik istikrara dönük olarak sorgulamalara yanıtlar veriyoruz. Bunları inanın birçoğuna baktığınız zaman temel göstergenin enflasyondan kaynaklandığını görüyoruz. Hatta zaman zaman Merkez Bankamızın da dünya genelinde muhtelif kriterize edilmesi noktasında, sorgulanması edilmesi noktasında da yine bu ölçütün bir yer aldığını buluyoruz. Yani bugün artık yepyeni bir sayfa var. Yepyeni bir sayfa içerisinde yeni bir yönetişim sistemi var. Ülkemizin bu anlamda kabul ettiği. Bu noktada baktığımız zaman bu yepyeni bir ekonomi politikasıyla, programıyla daha doğrusu bunları gerçekten altından kalkmak mümkün. Bunlar zorlanacağımız değil, yapabileceğimiz şeyler. Çünkü çok temel olarak da iki tane nokta çok önemli Ali Bey. Bir tanesi güçlü kurumlar, diğeri ise kurallı ekonomi. Yani eminim yeni kurulacak yapılarda bunlar gerçekten son derece... Evet, özellikle yabancı yatırımcının Türkiye'yi yeniden bir cazibe merkezi olarak belirleyebilmesi için kuralların, yani normların çok iyi belirlenmesi lazım ve değiştirilmemesi lazım. Çünkü bakın iş dünyasının zaten istediği üç tane çok temel parametre vardır. Yani bir tanesi istikrar, diğeri güven, diğeri ise yapılacak eksikliklerini gördüğümüz olan reformlar. Bugün dış dünyaya da baktığınız zaman inanın bu güzel ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili olan muazzam bir ülkemiz var. Yani fakat bu üç tarafı denizlerle olan bu müthiş, daha doğrusu ülkeyi, sizin de söylediğiniz gibi daha fazla yatırımcı çekmek için daha güvenilir bir liman havasına ve hikayesini bu anlamda yazmamız gerekir gerçekten. Şimdi Profesör Daron Acemoğlu'nun bir kitabı var biliyorsunuz. Muhtemelen okumuşsunuzdur. Okumayanlara da buradan tavsiye etmek isterim. Bir başucu kitabı. Evet. Yani ben hayatımda okuduğum böyle çok az sayıda sarsıcı iktisat kitabından biri olduğunu söyleyebilirim bu kitabın. Daron biliyorsunuz Türkiye doğumlu, Galatasaray Lisesi mezunu, MIT'de profesör. Bu kitabı yazdıktan sonra da Nobel'e aday gösterilen kişiler arasına girdi. Önümüzdeki 10 yıl içinde muhtemelen Nobel İktisat Ödülü alabilecek durumda. Daron'un kitabı özetle şunu diyor. Özel kurumlar
bağımsız kurumların yani serbestçe hareket edebilmesi, %100. Hukukun üstünlüğü ve demokratik reformlar diyor. İşte biraz önce sizin sözünü ettiğiniz umdeler. Eğer bunlar gerçekleşirse Türkiye'nin önünde hiçbir engel yok. Çok iyi bir insan malzemesi var çünkü. Müthiş ki o konuda da bir miktar. Hatta burada ben şöyle çok küçük bir özet yapıyorum ama çok temel olan bir nokta daha var. Bakın, kendini sağlam bilen bir hastanın tedavisi inanın zor olur. O bakımdan yani bizim neremizde sıkıntı olduğunu bir kabul etmemiz gerekir. Evet. Bu tespitte de bir konsensus lazım gerçekten. Bundan sonra işimiz inanın kolay. Biraz önce söylediğiniz gibi. Yani ben Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için 5-6 tane maddenin çok ön tarafta olduğunu düşünüyorum. Yani uygulanacak reçete için. Bu eminim bildiğimiz ama alt alta koymamızda fayda var. Gerek para politikası gerekse maliye politikası başta altında enflasyonla mücadele edecek koordinasyonun çok sağlıklı yapılması gerekir. Bu çok temel bence bir öncelik. Evet. Enflasyon hedefinin mutlaka öncelikle tekhane, arkasından da tekhane ile beraber %5'in altına düşürebilecek bir yapıya ama müthiş kararlı bir şekilde gidilmesi gerek Ali Bey. Yani bu muazzam derecede bence öncelikli. Mali disiplinin sürdürülmesi, bu çok önemli bence. Sermaye piyasasının geliştirilmesi, yeni enstrümanlar şart iş dünyası içinde, bütün kamuoyu içinde. Biraz önce hep sürekli tekrarladığımız yapısal reformlarla beraber verimliliğin artırılması, neler derseniz hemen masanın üzerine koyabilecek, yargı başta olmak üzere vergi, iş gücü, eğitim hemen böyle bir çırpıda sayabileceğim şeyler. Ve şüphesiz de son söyleyeceğim, yani AB başta olmak üzere bütün bizim dış dünya ilişkilerinin, politikalarımızın, dış diplomatik daha doğrusu yapılanmamızın ve bu lisanımızın muazzam derecede güçlü olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi sanayi 4.0'a dair de yapmamız gerekenler var bence. Orada yani treni kaçırdık, kaçırmak üzereyiz. Yani son kompartmana yetişebilecek durumdayız. Hala bu şansımızın olduğunu düşünüyorum. Orada neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz siz? Bugün çünkü ana tespit bakıldığı zaman yani artık yepyeni bir hayatımız var. Evet. Yani hem Türkiye'deki yapı itibariyle ama bu daha çok teknolojinin ortaya koymuş olduğu değişimden kaynaklanan yepyeni hayatlardan bahsediyorum. Hem insanlarda böyle, kurumlar hem de aynı şekilde kurumlarda da. Bugün bakın ülkelere bakıldığı zaman yani özellikle Ali Bey, ekonomisini bilim ve teknolojiye dayandıran ülkelerin gerçekten hem büyüme hızı anlamında hem refah düzeyi anlamında hem de daha güçlü rekabetçi olma anlamında başka bir iklimde devam ettiğini görüyoruz. Evet. O bakımdan TÜSİAD olarak da her daim bu noktalarda fazlasıyla görüş veriyor, fazlasıyla proje üretiyor ve gerçekten de devletimize de fazlasıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve temel olarak hakikaten ortaya koyduğumuz nokta şu, Türkiye'nin özellikle ekonomide rekabet gücünü artırmasının çok temel olan bir yolu var ki o da sanayi 4.0'ı yakalamak ve sanayi 4.0'ı yakalamak kaydıyla Türkiye'nin neredeyse her noktasını sanayi üssü haline getirmektir Ali Bey. İnanın bunu yapabilecek olan gücümüz var. Yani bugün Türkiye'ye baktığınız zaman 7 tane farklı coğrafya görüyorsunuz. Evet. 7 temel coğrafyanın içerisinde çok kümelenmiş olan muhtelif sanayi odaklanmaları zaten var. Burada üniversite yani bütün bilim dünyası. Akademi. Akademi. Evet. Yani Türkiye'nin bu anlamda özel sektör beraber aynı şekilde kamu. Yani müthiş bir ekosistemi aşağı yukarı çalıştırabilecek yeni düzenlemeler yapıldığı takdirde ki yani yeni bir öyküyü yazabilecek bir yapıyı ortaya koyduğumuz takdirde hem sanayi 4.0'a erişim söz konusu olur ki bu konuda çok kuvvetli çalışmalar yapıldı. Hız vermeden yalnız devam edilmesi gerek bu yapıyla beraber ve aynı şekilde de gerçekten konsantrasyon bozulmadan bu rekabetçi yapı içerisinde de sanayinin dijital dönüşümü başlığını hepkade iyi yakalamamız gerekir ki TÜSİAD'ın gerçekten yani özellikle dün itibariyle kamuoyuna paylaştı. Bugün zaten arkadaşlarım burada da hatta çok keyifli sohbetini yapacaklar. Yani bu sanayide dijital dönüşümü artık biz köpürtmeye başlıyoruz. Peki son 2 dakikamız son sorum. Biraz Avrupa Birliği konuşalım istiyorum. Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi önceki gün toplandı. Türkiye'nin gümrük birliği ile ilgili güncelleme müzakerelerine başlanılmaması kararı verdi. Yani diyor ki Türkiye şu anda bizim gündemimizde yoktur. Her ne kadar Genel İşler Konseyi'nin kararı bağlayıcı olmasa da bu bir niyet. Evet. Bu niyetin bağlayıcı organlara da bir süre sonra yansıyabileceği ortada. O sebeple Türkiye'nin biraz Avrupa Birliği vizyonundan uzaklaştığı gibi bir genel kanaat var. Bunu nasıl düzelteceğiz? Yani maalesef yani bugün baktığımız zaman bir kere şu tespiti de birkaç kelimeyle de olsa yapmakta fayda var. Bütün bu sorunlara rağmen Ali Bey, yani biz de çok üzülerek izledik yani gelişmeyi. Abi halen bütün bu işte dalgalara, bütün bu akıntılara, özellikle ekonomik programları açısından en önemli çıpa. Evet. O bakımdan bu mücadeleyi bırakmıyor olmamız gerekir.
Tabii ki bu mücadelede çift taraflı olan sıkıntılar var. Hem kendimize bakmamız gerekir, hem de Avrupa Birliği'nin bütün karar verici olan bu organizasyonlarına. Bizim burada iş dünyası olarak kendimize de bir rol biçtiğimiz gerçekten yerler var. Hatta hükümetle de, şu an başkanlık sistemiyle de bu konuda daha keyifli, daha girift ve daha rol alıcı bu anlamda gerçekten pozisyonlarda talep ediyoruz. Bütün iş dünyası adına nihayetinde. Yani Avrupa Birliği'nin çünkü hakikaten iş dünyası bazında konuştuğumuz zaman dilimizin daha ortak, daha yumuşak olduğunu görüyoruz. Burada gerçekten yani iki tarafında eksiklikler nerede var, nereleri tamamlamamız gerekir noktasında tespitlerini yapıp yolumuza devam etmemiz gerekir. Yani Gümrük Birliği bizim olmazsa olmaz noktalarımız. Özellikle Avrupa Birliği bütün bu müzakere sürecinde tam kapsamlı bir şekilde devamından yanayız. İnanın şu an çok uzak gibi gözükmemize rağmen bunlar ama tekrardan yapılabilir. Şu an en azından yepyeni bir sayfamız var. Bu yepyeni sayfayla beraber, yani başkanlık sistemiyle de beraber, bütün yeni parlamenter sistemle de beraber Avrupa Birliği üyelerine vereceğimiz mesajların tonu çok önemli. Burada kullanacağımız dil çok önemli. Mesajlarımız çok önemli. İş dünyasının bu anlamda hakikaten iletişimde bu konuda ben bir problem olmadığını görüyorum. Yani bunun siyasi iklim ve atmosfer olarak da gerçekten hızla tabii ki Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda, yani bizim menfaatlerimiz doğrultusunda yapılması gereken bir yapılanma. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Ama bir Fenerbahçe sorusu var. Onu yanıtlamadan gitmeyin. Bir dakika size ilave süre alacağım. ne düşünüyorsunuz? Yani hani yeni transferler var mı diye soruyorlar. Tabii Başkan Ali Koç ama siz de çok etkin durumdasınız. Ben bu noktada söyleyebileceğim sadece şu nihayetinde. Onlar ilgili olan değerli arkadaşlarımız zaten ana sorumlulukları içerisinde. Burada gerçekten sporda bence korumamız gereken ve yükseltmemiz gereken değerler var Ali Bey. İnanın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon veya da bütün diğer spor kulüplerinin birbirlerini daha fazla kucaklayacağı, evet, daha fazla hakikaten birlikte olabileceği, yan yana birlikte maç seyredeceğimiz, spor müsabakaları seyredebileceğimiz bir iklimin daha fazla oluşması için elimizden geleni yapabileceğimi ben buradan görüyorum ve bunun daha çok sözünü vermek isterim. Bunun dışında da mutlaka iyiler her zaman kazanmak zorunda kalacak zaten. Peki. Sayın Başkan çok teşekkürler. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'le konuştuk. Burada noktalıyoruz. Akşam 19'da ana haber bültenine bekliyoruz sizi.